iş yapıyorsun? Ben çiçekçiyim. Ben doktorum. Ben oyuncuyum. Ben öğrenciyim. Şimdi bugünkü dersimiz meslek eki. Meslek eki. Türkçe'de her zaman ek vardır ve her zaman kalın, ince ve fıstıkçı şahap harflerimiz vardır. Şimdi nasıl biz isimden meslek oluşturuyoruz? Eğer kelimemize cı, ci, cu, cu, çı, çi, çu, çu eklersek onu meslek yapıyoruz. Peki, hatırlatma yapalım. Ne zaman cı, çı, ci, çi, cu, çu, cu, çu, çu getiriyorduk? Eğer son sesli harfimiz a, ı olursa cı, çi, e, i olursa ci, çi, o, u olursa cu, çu, ö, ü olursa cü, çü getiriyorduk. Ne zaman çiye geliyordu? Eğer son harfimiz fıstıkçı şahaptan biri ise çiye geliyor. Eğer değilse c getiriyorduk. Bu bir hatırlatma. Şimdi örnekle daha iyi anlayalım. Örnekler. Çiçek satan insana ne diyoruz? Son harfe bakıyoruz. K, fıstıkçı şahap, o yüzden çiçek. Sesli harfi E, çiçek. Çi, çiçek. Çi, simit. Yine Ç, fıstıkçı şahap da var. O yüzden Ç getiriyoruz. İ olduğu için simit, çi. Simit satan, simitçi. Kapı, ı geldi. Fıstıkçı şahap da yok. O yüzden C getiriyorum. Kapı, sesli harfi I, kapıcı, kapıcı. Bak, K gelmiş ama biz burada bir sesli harfe ihtiyacımız var. Çünkü iki tane sessiz harf birbirine değmiyor. Mesela K ve C. Burada A olduğu için I getirdim. Bakıcı, bakıcı. Sat, burada da öyle. Son harfi T ama biz burada neye ihtiyacımız var? Bir sesli harf. Satıcı, satıcı. Al. Bunlar fiil. O yüzden de geliyor. Alıcı, alıcı. Ecza, A gelmiş. Zaten sesli harf. Burada ı getirmiyoruz. Eczacı. A var. O yüzden eczacı, eczacı. Oyun, ne gelmiş? Şef fıstıkçı şahap değil. O yüzden C geliyor. Sesli harfi U, yine U geliyor. Oyuncu, oyuncu. Sanat, T. Fıstıkçı şahap da var. O yüzden sanat, A olduğu için I. Sanatçı, sanatçılar çok zengin. Şarkı I gelmiş. O yüzden hemen C koyuyoruz. Şarkıcı. Şarkıcı. Mağaza. A gelmiş. O yüzden mağazacı. Mağazacı. Siz neler biliyorsunuz bunlarla? Başka hangi kelimeler var? Bana anlatın. Mesela taksici. Mesela öğrenci. Bunlarda yine cı, cı, çı, çı var. Ama bazı mesleklerde de yok. Mesela hemşire bir kelime ya da doktor, öğretmen, polis, bunlarda polisci, hemşireci demiyoruz. Sadece belli bir kelimelere ekleyebiliyoruz. Her yerde kullanmıyoruz bunu. Peki sen ne iş yapıyorsun? Bana söyle mesajda. Teşekkür ederim.